Merhaba arkadaşlar, yeni bir podcast'la karşınızdayım. Bu bölümde biraz daha zor bir konuyu, ağır bir konuyu ele almak istiyorum. Söz konusu yine eğitim. Bu sefer toplu eğitim değil, böyle genel çerçevedeki eğitim değil. Bireysel, yani insanın kendi eğitiminden kendisini sorumluluk alma kısmı zaten benim temel amaçlarımdan biri budur. Yani bu kanalın temel amaçlarından biri budur. Toplu bir şekilde eğitmekten daha ziyade bireylerin kendi iç dünyalarına dokunarak değişimi orada başlatmak. Hani toplumsal değişime ben pek fazla inanmıyorum. Bireyler değişirse eğer toplum değişir ve bireylerin değişimi de kendi eğitimlerinden kendilerinin sorumluluk almasıyla başlar. Hani derler ya, bir toplum yok etmek istiyorsanız ilk başta onların toplumsal bilincini elinden alın, yani parçala böl yönet tarzı. Peki bu nasıl oluşturulur? Sürü psikolojisiyle bu ancak mümkün. Yani okul sistemi ben o yüzden pek fazla tavsiye etmiyorum. Yani orada bireysel akıldan daha ziyade toplumsal akıl, yani kolektif bir akıl vardır. Bireysellik zaten okul sisteminin temel düşmanlarından biridir. Yani sınıf içerisinde bu hafta eğer biz sadece meyvelerle sebzeleri öğreneceksek ve buna herkes okey demek zorunda. Çünkü kolektif akıl bunu gerektirir. Evet, biz bu hafta meyve ve sebzeleri öğreneceğiz. Yani bir tane arkadaş çıkıp orada dese ki, bir öğrenci dese ki, hocam yani meyve sebzeyi ne yapacağız biz? Farklı bir şeye ben ilgi duyuyorum bu hafta. Şunu öğrenemez miyiz diye sorsa, yani bireysel kendi talebini bildirse, ya bu bir suçtur. Orada sadece okul sistemi tarafından değil, kendi arkadaşları tarafından da dışlanacaktır. Burada tabii ki ben meyve sebze örneği bir benzetme olarak söylüyorum. Daha ciddi konular böyle dile getirildiği zaman kolektif akıl o bireysel akıldan her zaman daha üstün gelmiştir. Her zaman onu bastırır bir şekilde. Ya dışlar, ya kötüler, ya fişler bir şeyler yapar. Ne yapıp ne edip üstün gelir. Bu şekilde bilinçsiz bir toplum bilinci oluşturuluyor ki nerede bir kalabalık varsa orası böyle daha şey çekici geliyor. Örneğin bu pazar yerlerinde görürsünüz. Bir yerde çok fazla kişi üşüşmüşse herkes oraya gider dalar. Neden? Çünkü bu kadar kişi oraya vardıysa orada değerli bir şey vardır. Ben de eksik kalmayayım. Yani kalabalıklar veya kaba bir tabirle kelle sayısının miktarı bize göre böyle bir veri sunar. Evet, ne kadar fazla kişi varsa demek ki tamam, orada bir şeyler var. Orası doğrudur. Şimdi ister istemez çoğunluğumuz oradan geldiğimizden dolayı, ben de dahil, oradaki insanlara bireysel dokunarak bilinçlendirme aşamasını başlamaya yardım etmediğimiz sürece toplu bir şekilde değişimi beklememiz bir hayal ürünü olur. Hani o şarkı var ya, çocuklar inanın, inanın çocuklar, güzel günler göreceğiz. İşte güneşli günler. Devamını biliyorsunuz. Maalesef bu bilinci biz çocuklara biraz hayal olarak sattığımızı düşünenlerdenim. Eğer çocukların o günleri görmesini istiyorsak, bireysel bilinçlenmesini sağlamak mecburiyetindeyiz. Çünkü bireysel bilinci sahip olan bir insan sorumluluk almaktan çekinmez. Gider görev neyse onu adam gibi yapar. Şimdi hayatınızda muhakkak yaşamışsınızdır. Bazen böyle bir yerlerde bir şeyler okurken ya da izlerken, dinlerken ya da herhangi bir şey, yani böyle bir şeylerle karşılaşıyorsunuz. Bir içerikle karşılaşıyorsunuz ya da bir bilgiyle karşılaşıyorsunuz. Bu güzel bir cümle de olabilir, hoşunuza giden. Ve o cümle ya da o içerik sizin hayatınızda böyle bir tetik etkisi yaratır. Bir şeylere tetikler ve değişim kaçınılmaz bir hal alır. Çünkü artık farkındasınız. Bir farkındalık var, bir bilinçlenme var ve bu size bir sorumluluk yüklüyor. Şimdi bu bölümde benim kendi hayatımda böyle bir bilinçlenme, biraz farkındalık yaratan iki farklı bir içerik paylaşacağım. Birincisi arkadaşlar, Charles Mackay adındaki İskoç yazarının No Enemies şiiri. No Enemies şiiri. Charles Mackay 1800'lerde yaşayıp geçmiş olan İskoç yazar, gazeteci. Ve onun en ünlü şiirlerinden biri olan No Enemies şiiri. Çok fazla uzun değil. Hemen şöyle göstereyim isterseniz. Birazdan bunun Türkçesine de bakacağız. İlk başta siz kendiniz bunu anlamaya çalışın isterseniz. Eğer İngilizceniz biraz daha iyi ise burada, yani şair bununla ne demek istedi sorusuna cevap vermeye çalışın. Burada tam olarak neyden bahsedilmek isteniyor olabilir? Bunun üzerine biraz daha düşünün. İsterseniz videoyu duraklatarak da yapabilirsiniz. Umarım yaparsınız diyeyim. Ben yine de bunun Türkçe kısmına geçiş yapayım. No Enemies şiiri neden benim kendi hayatımda bu kadar önemli bir yere sahip? Şundan dolayı arkadaşlar. Şiir bu kadar bu arada. Yani bunun devamı yoktur. Bu kadar satır. Adam ta 1800'lerde, yani 1800 ortalarına veya sonlarına kadar yaşamıştı, yanlış hatırlamıyorsun. Neyse, 1800'lerde yaşayan bir insanın yazmış olduğu şiirin bugüne hitap ediyor olması, tabi anlam bakımından durum tespiti yapıyor olması benim için çok önemli burada. Yani kim olduğundan daha ziyade durum tespiti yapıyor.
No enemies, no enemies. Enemy düşman demek. Enemies düşmanlar. Yani yok düşmanlar diyebilirsiniz veya düşmanlar yok diyebilirsiniz. Düşmansızlık da diyebilirsiniz. Ben düşmansız demeyi tercih ettim. Bireyin düşmansız olması. You have no enemies, you say. You have no enemies. Yani hiç düşmanım yok mu diyorsun? You have no enemies. Sen sahip hiç düşmanlar diyorsun sen. Yani hiç düşmanım yok mu diyorsun? Alas my friend, alas my friend, the boast is poor. Alas, heyhat. Eyvahlar olsun. Yazık. Tüh anlamlarına geliyor. Ben yine de heyhat demeyi de tercih ediyorum arkadaşlar. Alas my friend, heyhat dostum. The boast is poor. Övünülecek şey değil bu oysa. Şimdi Türkçe'ye çevrilirken arkadaşlar, Türkçe'nin kültürünü baz alarak yani Türkçe'nin okuyucusunu baz alarak çeviriyorlar. Heyhat dostum, övünülecek şey değil bu oysa cümlesi aslında İngilizce şu şekilde. Heyhat dostum, the boast yani övünmek is poor. Zavallıca yani övünmen zavallıca. Hiç düşmanım yok mu diyorsun? Eyvahlar olsun dostum. Bu övünülecek bir şey değil. Veya bu şekilde övünüyor olman zavallıca. The boast is poor. Övünmek poor. Zavallıca. He who has mingled in the fray. He yani bir kimse yani erkek olarak varsayılmış, bana göre cinsiyet fark etmez burada. O kişi ki eğer bir kişi yani kim bu arkadaş who yani şunu şuradaki kişiyi tanımlıyor who derken has mingled karışmak bulaşmak. Eğer bir kişi bulaşmışsa karışmışsa neye karışmışsa in the fray. Fray mücadele demek. Eğer bir kişi mücadeleye karışmışsa eğer bir kişi mücadeleye bulaşmışsa hatta şöyle göstereyim Türkçesini. Eğer mücadeleye karışmışsa biri. Ne tür mücadele? Of duty that the brave endure. Of duty. Vazife. Görev anlamlarına geliyor. Duty. Vazife diyelim biz. Yani şuraya kadar of duty kısmına kadar. He who has mingled in the fray of duty kısmını çevirirsek Türkçe'ye. Vazife mücadelesine karışmışsa biri, eğer biri vazife mücadelesine karışmışsa, ne tür vazife bu? Ne tür şey? Duty. Bunu da tanımlıyor burada. That the brave endure. Yani cesurların göğüs gerdiği. Endure, dayanmak, katlanmak. Yani cesurların katlandığı vazife mücadelesine karışmışsa biri. Veya Türkçesini şöyle şey yapalım. Eğer mücadeleye karışmışsa biri, cesaretle savunmuşsa vazifeyi, must have made foes. Yani edinmiştir düşman mutlaka. Must have, mutlaka made foes, yapmıştır düşmanlar. Yani yazar şunu demeye çalışıyor. Eğer siz bir şeyi doğru bir şekilde yapıyorsanız, bu dünya hayatı içerisinde hakikaten bir şey, kendi vazifeniz, kendi işiniz, kendi yaşam tarzınız, düşünceniz hiç fark etmez. Nerede olursanız olun, bir şeyi olması gerektiği şekliyle, hakkaniyetle, tüm samimiyetinizle olması gerektiği gibi şeklinde yaptığınız zaman mutlaka otomatikmen bir düşman beliriveriyor. Sizin elinizde olmadan. Bu hayatın olmazsa olmaz düzenlerinden biridir bu. Bu illa düşman olarak insan olmak zorunda değil. Bu düşünce de olabilir. Yani siz kendi düşüncenizi ya da kendi ideolojinizi ya da kendi dünya bakış açınızı hiç fark etmez. Bunları ifade ettiğiniz zaman otomatikmen eğer hakkaniyet sahibi ise eğer o taşıdığınız düşünceler, ideolojiler, görüşleriniz bunlar tamamen bir gerçeğe dayanıyorsa otomatikmen düşmanlarınız ortaya çıkıverir. If you have none, eğer şayet yoksa düşmanın yani if you have none, eğer senin yoksa hiç yani hiç yoksa yani yoksa derken düşman kastediliyor. Şayet yoksa düşmanın. Small is the work that you have done. Küçüktür iş senin yaptığın. Yani bir kıymeti yoktur yaptıklarının. Şayet yoksa düşmanın bir kıymeti yoktur yaptıklarının. You have no traitor on the hip. Yani sen hiçbir haini vurmamışsındır kalçasından. Yani Türkçe'ye çevirirsek ne karşı koymuşsundur bir haine olarak çevirmek en mantıklısı budur. Bu çeviriler bana ait değil bu arada. Ama İngilizcesini ele aldığımız zaman hiçbir hainin kalçasından vurmamışsındır. You have hit no traitor on the hip. Hip kalça demek. Zaten bir hainin kalçasından vuruyorsanız eğer ona karşı koymak amaçlı yaparsınız değil mi? Dolayısıyla Türkçesini de kabul edebiliriz burada. Ne karşı koymuşsundur bir haine? You have dashed no cup from perjured lip.
have dashed. Dashed böyle vurmak ya da çekip almak neyi? No cup. Yani kadeh. Yani hiçbir kadehi vurmamışsındır. Nereden? From perjured lip. Perjured yalan yere şahitlik yapan bir dudak yani lip dudak demek. Hani mahkeme duruşlarında böyle orada yalan yere şahitlik yapanlar olur ya. Onların böyle yemin ederlerken hani Türkçe'ye de geçmiştir muhakkak. Bizim ortasında çok fazla yaygındır. And içerim derler. And içmek aynı tabir İngilizce'de de mevcut. Dolayısıyla burada yazar hiçbir kadehi vurmamışsındır yalancı bir dudaklardan yani oradan çekip atmamışsındır. Çünkü yalan yere and içiyor. Olayı daha da basitleştirmek gerekirse ne sus demişsindir bir yalancı şahide. Yani ne karşı koymuşsundur bir haine, ne sus demişsindir bir yalancı şahide. You have never turned the wrong to right. Yani bunu çevirmek zor değil. You have never turned the wrong to right. Hiçbir yanlışı doğrultmamışsındır asla. Yani sen asla yapmamışsındır yanlışı doğruya. Hiçbir yanlışı doğrultmamışsındır asla. Ve son kısmı zaten can alıcı. You've been a coward in the fight. Yani sen olmuşsundur korkağın teki her kavgada in the fight. You've been a coward in the fight. Korkağın teki olmuşsundur her kavgada. En başından en sonuna kadar şöyle bir bütünlük içerisinde okuyun isterseniz ve mesajı algılamaya çalışın. Hani görünenden daha fazlasını algılamaya çalışın. Onu vurgulamaya çalışıyorum. Tabii ki burada yazılanları herkes anlayabiliyor. Şimdi bu şiirden ben ne anladım? Bu şiirden benim anladıklarım tabii ki beni bağlar. Ama ben yine de kendi tecrübelerimi sizinle paylaşmaktan yanayım. Düşmansız olmak, evet temelde herkesin istediği bir şey. Keşke düşmanlık olmasa. Ancak maalesef iyilerle kötülerin sürekli mücadele ve savaş içerisinde olduğu bir hayat sürecinden geçiyoruz. En azından ben öyle düşünüyorum. İyilerle kötülerin böyle kıyasıya mücadele içerisinde olduğu ve maalesef genellikle kötülerin karlı çıktığı bir hayat sistemi içerisindeyiz. Dolayısıyla kendi düşmanlarımızı iyi bir şekilde tespit etmemiz gerekiyor. Ben burada açıkçası hani şiir 1800'lerde yazıldığından dolayı o dönemlerde belki düşman olarak dışarıdaki kişiler, dışarıdaki ideolojiler falan bunlar vurgulanmış olabilir. Ancak benim kendi düşünceme göre şiirin bugünümüze bakan yönüyle düşman olarak insanın kendi içerisindeki, kendi kendine yaptığı muhalefetlik, kendi kendine yapmış olduğu düşmanlık yani bir türlü kendimizi kabullenmekte zorluk çekiyoruz ya en büyük sıkıntılarımızdan biri budur. Kendi kişiliklerimizi sürekli yetersiz görmeler, sürekli böyle doldurulmaya muhtaç olan bir varlıklarmış gibi hissetmemiz, başka kişiliklerle tamamlamaya çalışmalar, yani kendimizle bir türlü barışık olmayıp da sürekli bir çatışma halinde olmamız. Bunun kendisinin ayrı bir düşmanımız olduğunu düşünüyorum. Kendi içimizdeki bir düşman. Ancak madalyonun diğer tarafında da şöyle bir kişilik var. Evet, her alanda, her konuda kendisini yeterli düşünen benlik. İkinci düşmanımız da bu olduğunu düşünüyorum. Yani ilk kişiliğimizin tam tersidir bu. Bu kendisinin tamamlandığını varsayar. Kendisinin her konuda haklı olduğunu hani bu cahilin tanımını şöyle yaparlar ya, cahil bildiğini düşünür yani biliyorum zanneder aslında bilmiyordur, en kötüsü de bilmediğini de bilmiyor, biliyorum zannediyor aslında bilmiyor, en kötüsü de bilmediğini bilmiyor. Bu da bizim kendi içimizdeki ikinci düşmanımız. Biri tamamen yetersiz bir boş bardak olarak görürken sürekli doldurulmaya muhtaç, sürekli dışarıdakilere muhtaç, kendisini asla yeterli görmez. Diğeri ise bunun tam tersi. Peki madem bu ikisi içerisinde de bulunmak istemiyoruz ancak kendimizin doğru yolda olup olmadığımızı nasıl test edebiliriz diyorsanız eğer, bana göre buradaki şiir en azından bir ipucu verdiğini düşünenlerdenim. Yaptığınız iş her neyse hiç fark etmez. Tam olması gereken şekilde yaptığınız zaman otomatikmen çevrenizdeki bazı kişiler ya da bazı düşünceler hortlamaya başlıyorsa evet, doğru yoldasınız. Ben buradan bunu anladım. Hani Johnny Depp örneğiyle onun bir muazzam bir örneği var. Kitlesel bu aklın. Toplumsal sürü psikolojisi çok iyi bir şekilde tanımladığı bir örneği var. Düşünün ki bir sıradasınız böyle. Bir uçuruma doğru giden bir sırada. O sırada duruyorsunuz. Ama bütün herkes orada o sıraya girmiş. Bu sürü sırasında sizin bir tane göreviniz var. Önünüzdeki kişinin ayak izlerini takip etmek. Tek bir göreviniz var. Muazzam bir konfor değil mi yani? İleriye yönelik belirsizlik yok. Tamamen her şey net belli.
Tek göreviniz var. Evet, önünüzdeki kişi onun adımlarını izlemek. Neden? Çünkü o da önündeki adımları izliyor. O da önündeki, o da önündeki. O şekilde gidiyor. Ancak ya bu sürü sırası nereye doğru gidiyor deyip şöyle kafanızı bir kenara çıkartıp baktığınız zaman ilk rahatsız olacak kişiler önünüzdekiler ve arkanızdakiler. Belki bu sizin açınızdan tehlikeli ve korkunç bir şey olabilir. Ancak önünüzdeki ve arkanızdakilerin avantajına. En azından 3-5 kişi olan nereye gidiyoruz diye sorgular. Dolayısıyla o sıradan ayrılma cesaretini gösterecek olan kimlerdi derseniz eğer cesaretle bu işi yapan kişiler. Hani diyor ya, eğer mücadeleye karışmışsa biri cesaretle savunmuşsa vazifeyi edinmiştir düşman mutlaka edineceksiniz. Önünüzdeki ve arkanızdaki çevrenizdeki herkes rahatsız olacak bir şey tam doğru bir şekilde yaptığınız zaman. Eğer yoksa düşmanlarınız, evet yaptığınız için pek fazla bir kıymeti yok. Sadece önünüzdeki kişinin ayak izlerini takip etmekle yükümlüsünüz. Yani sürü psikolojisine sahip olan bir bireysiniz. Dolayısıyla bireysel bilinçlenmeye ve bilinçlendirmeye doğru hareket etmek mecburiyetindesiniz. Ve bu zaten cesaretle savunan kişilerin vazifesi bu. Diğer türlü sırf sürü içerisinde kalalım diye ne karşı koymuşsundur bir haine, ne sus demişsindir bir yalancı şahide, hiçbir yanlışı doğrultmamışsındır asla, korkağın teki olmuşsundur her kavgada. Yani bunun dışına çıkamayacağız. Dolayısıyla günümüz insanının bir numaralı düşmanı aslında kendi içindeki benliği. Zaten Afrika atasözü de vardı. İçerideki düşmanı eğer halledebiliyorsanız, içinizdeki düşmanı halledebiliyorsanız dışarıdaki hiçbir şey yapamaz. Dışarıdakiler hiçbir şey yapamaz. Biz genellikle hep dışarıya odaklanıyoruz işte. İç güçler, dış güçler, bilmem neyler, Mason, Yahudi falan filan. Alakası yok. Bana göre insan yeryüzünde dolaşan en tehlikeli silah. Eğer kullanmayı bilirse. Her toplum içerisindeki ileri gelenler bunun farkında olduğundan dolayı toplumsal bilinç oluşturmayı daha fazla ön plana çıkartırlar. Yani toplumsal bilinçten kastım bilinçsizce hareket eden toplumlar. Evet, bireysel bilincin oluşması açısından önemli olduğunu düşündüğüm şiir No Enemies şiiri. İsterseniz bunu cebinizde bulundurmanızda fayda var, yani telefonunuzda bulunsun derim. Ve Charles McKay'in bir tane kitabı var. Olağanüstü kitlesel yanılgılar ve kalabalıkların çılgınlığı, yani karışıklığın karmaşası adı altında. Eğer borsayla, parayla, ekonomi işleriyle uğraşıyorsanız ve bu işlerin böyle toplumsal olarak ilk başlarda ta 1700'lerde nasıl ortaya çıktığını ve kitlesel insanların toplumsal olarak böyle nasıl hareket ettiklerini, Fransa'nın nasıl battığını, Paris'te neler yaşandığını, İngiltere'de neler olup bittiğini böyle yani kitlesel aklın böyle kalabalıkların çılgınlığını okumak istiyorsanız bu kitabın PDF'ini bulabilirsiniz. Tavsiye ederim kesinlikle. Eğer ilginiz varsa kesinlikle bakın. Şimdi buraya kadar gösterdiğim biraz da insanın iç düşmanlığı ile ilgili meselelerdi. Bundan sonrasında biraz dış düşmanlara, yani çevremizdeki düşman olarak gördüğümüz insanlar genellikle böyle iyi olduğunu düşündüğümüz insanlar olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla ben bunu inançlı arkadaşlara yönelik Kur'an ayeti üzerinden göstermek istiyorum. Eğer inancınız yoksa, yani inanmıyorsanız tabii ki bu sizin kendi tercihinizdir. Sözüm sizlere değil. Benim sözüm burada. Müslüman olduğunu iddia eden, inancı var olduğunu iddia eden her kimse ona yöneliktir. Allah'ın Kur'an-ı Kerim'de onlar düşmanlar, onlara karşı dikkatli ol olarak uyardığı bir tür insan kitlesi var. Ben bunu biraz da sembolik mantık üzerinden açıklamaya çalışacağım. Kur'an-ı Kerim'de 63. sure olan Münafıkun suresi, yani ikiyüzlüler suresi. Öncelikle bir tespitle başlamak istiyorum arkadaşlar. Benim Türkiye'de gördüğüm en yaygın olaylardan biri kavramların içinin boşaltılması. Bazı kavramlar böyle bir komik, hafif, böyle içi boş hale getirilmiş vaziyette ve o münafık kelimesi onlardan biridir. İşte komedi filmlerinde ben münafık falan diyerek. Halbuki Allah-u Teala'nın bize aman bunlara karşı dikkatli ol dediği insan kitlesidir. Öncelikle Münafıkun suresi sadece hani din ile ilgili bir mevzu değildir bu. İnançsız olan arkadaşlar, mesele sadece İslam dini ile alakalı bir şey değil. Bütün hayatımızın kendi içerisindeki olup bitmekte olan, yani kendi sosyal yaşamımızda olan insanlar içerisinde mevcut olan bir kitleden bahsediliyor burada. Şu anda ekranda görmekte olduğunuz ayet 4. ayettir. Yani Münafıkun suresinin 4. ayeti. Ancak ilk 3 sureyi de ben hemen okuyuvereyim isterseniz. Olay tam olarak anlaşılsın. Aslında bütün sure 11 ayet de. Ben yine de ilk 4 ayet ile durumu tamamen izah edeyim.
Bismillahirrahmanirrahim. Münafıklar sana geldiklerinde biz tanıklık ederiz ki kuşkusuz ki sen Allah'ın Resulüsün derler. Elbette ki Allah senin kendinin Resulü olduğunu biliyor. Fakat Allah tanıktır ki münafıklar kesinlikle yalancıdırlar. Yani öncelikle biz bu kişilerin Müslüman olduğunu bilmemiz gerekiyor. Bu insanlar Müslüman ve temel özelliklerinden biri de biz tanıklık ederiz ki kuşkusuz sen Allah'ın Resulüsün. Yani bir tür kelime-i şehadet gibi bir şey bu. Yani temel özelliklerinden biri kelime-i şehadeti getirmesi ki zaten Allah-u Teala da orada karşılık olarak cevap veriyor. Elbette ki Allah senin kendisinin Resulü olduğunu biliyor. Fakat Allah tanıktır ki münafıklar kesinlikle yalancıdırlar. Bunların Müslüman olduğunu biliyoruz. Onlar yeminlerini kalkan yapıyorlar. Böylece insanları Allah'ın yolundan saptırıyorlar. Kuşkusuz yaptıkları şey çok kötüdür. Temel özelliklerinden biri sürekli yemin ederek konuşmaları. Yani inandırmaları adına sürekli böyle yalanlarını karşısındaki kişiye yutturabilmek adına tabii ki yeminlerine başvuracaktır. Zaten bizim Orta Asya'da çok yaygındır. Eğer bir yalancıyı tespit etmek istiyorsanız eğer 1. Çok yemin ediyordur. 2. İkna etme çabalarını çok fazla veriyordur. Ve bu yaptıklarının da çok kötü olduğunu Allah bize bildiriyor. Bu şundandır. Onlar önce iman ettiler, sonra küfrettiler. Bu nedenle onların kalpleri mühürlenmiştir. Artık onlar gerçeği kavrayamazlar. Bu üçüncü ayet çok önemli arkadaşlar. Üzerinde bayağı durup düşünmeniz gereken durumlardan biri. Öncelikle kendinize bakan yönüyle. Biz hep dışarıya doğru gideriz yani. Kur'an-ı Kerim'de böyle olumlu kavramlar geçtiği zaman işte cennet ehliler, mümin olanlar, işte kurtuluşa erenler tarzı böyle kulağımıza hoş gelen, hoşumuza giden kavramlar geçtiğinde üzerimize alırız. Ama bir şeyler kötüleniyorsa eğer, kötü olan insan kitleleri artık o gruplar dinlendiriliyorsa aman aman üzerimize alınmayız. Ya önümüze ya da arkamız çevremize bakalım. Yani bizim dışımızda herkes olabilir. Şimdi gelelim surenin en önemli kısmına. Burasında ben bayılıyorum arkadaşlar. Yemin ederim benim en çok sevdiğim surelerden biridir bu. Münafıkun suresi. Şimdi bu yalancılara, bu ikiyüzlülere baktığınız zaman şöyle özellikler taşırlar. Onlara baktığında dış görünüşleri itibariyle seni hayran bırakırlar. Konuştuklarında sözlerine itibar edersin. Aslında elbise giydirilmiş kütükler gibidirler. Her koşuşturmayı kendi aleyhlerine sanırlar. Onlar düşmandırlar. Onlara karşı dikkatli ol. Allah onların canlarını alsın. Nasıl da döndürülüyorlar. Yani gerçekleri nasıl da döndürülüyorlar. Bakın buradaki bütün olayı sembolik mantıkla açıklamaya çalışayım. Bakın şu gördüğünüz daire insanlar. İnsanlar değil mi? İnsanlar içerisinden İslam'ı kabul ederek Müslüman olanlar var. Yani Müslüman olanlar var değil mi? Evet. 8 milyar insan içerisinden işte birkaç milyar insan Müslüman olduğunu söylüyor. Evet ben Müslümanım diyor ancak Allah biraz farklı şey söylüyor arkadaşlar. Müslümanlık kategorisinin altında iki farklı kategori daha vardır. 1. Müminler bu birinci kategori. Herkes kendisini mümin varsayır değil mi? Yani kimse kendisini hani cehenneme atmaz derler ya. Herkes kendisini cennetlik zanneder bu işin içerisinde. Ancak insanı yaradan Allah öyle düşünmüyor. Allah'a göre yani kendi yarattığını bilmez mi? Müminlerin içerisinde bir grup var ki ikiyüzlüler. Bunlar kendilerini mümin kategorisinde görürler. Ve kendilerinin aslında ikiyüzlü olduklarının farkında değiller. Hani bir önceki ayette diyordu ya. Önce iman ettiler. Sonra küfrettiler. Yani küfretmesi gerçeği örtmesinden kaynaklanıyor. Yani gerçeklere karşı bir alerjisi var bu insanların. Gerçeklerle böyle karşılaştıkları zaman hemen onun üzerine örtesi geliyor. Neden? Çünkü gerçekle yüzleştiği zaman insan üzerine sorumluluk, yükümlülük geri veriyor. Ve sorumluluk da bizim istediğimiz bir şey değil. Çünkü beynimiz tehlikeye giriyor. İster istemez cesaretle davranmak zorunda kalıyorsunuz. Kimi zaman da bunu canınızla, malınızla ödemek mecburiyetinde kalıyorsunuz. Ve bu dünya hayatında bizim pek fazla sevdiğimiz bir şey değil. Dolayısıyla o sorumluluk bilincinden kaçtıklarından dolayı ister istemez bu ikiyüzlüler konumuna girecektir. Mesela ikiyüzlüleri illa biz kendi aramızda aramak mecburiyetinde değiliz. Her şey konuşulmalıdır, her şey tartışılmalıdır diyen Avrupa'daki o bilim insanları, bilim adamları söz konusu biz bu dünyaya neden geldik, nereden geldik, nereye gidiyoruz sorularını ele almaya sıra geldiği zaman kuantuma kadar yolları vardır ama Tanrı söz konusu olduğu zaman
deve kuşları gibi kafalarına okuma soku veriyor. Hani her şey konuşuluyordu, her şey konuşmamız gerekiyordu. Neyse biz konuya dönersek eğer arkadaşlar, Müslümanlar içerisinde iki sınıf var. Zaten Müslümanlığın alt kategorisidir bunlar. Müminler var ve müminlerin içerisinden iki yüzlü olanlar var ve bu arkadaşlar kendilerinin iki yüzlü olduğunu bilmiyorlar. Ama bu kişilerin kendi aramızda bizim tespit edebilmemiz için Yaradan'ın kitabında müthiş bir ipuçları var arkadaşlar. Bakalım tespit edelim. Öncelikle bu kişiler, iki yüzlüler, sürekli yeminlerini kalkan yaparak konuşmaya daha fazla meyilliler. Yani yemin ederek konuşmayı çok seviyorlar. Kesinlikle buldum derler. Evet, bu kesin bilgidir şeklinde konuşurlar. Şu anda bu söylediğim tezi bana karşı kullanan arkadaşlar da olacaktır. Sen de Kur'an-ı Kerim'i bu şekilde kullanıyorsun şeklinde. Ben buldum iddiasında değilim. Bana göre Kur'an-ı Kerim veya İslam, neden biz bu dünyada varız, nereden geldik ve nereye gidiyoruz sorularına makul bir cevap verdiğinden dolayı ben bunu kabul etmeye daha fazla meyilliyim. Eğer bunu reddetmemi istiyorsanız buna karşı bir alternatifle gelmek mecburiyetindesiniz. Eğer bana karşı çıkan arkadaşlar varsa alternatifiniz nedir? Tamam, İslam bir kenara bırakalım. Kur'an-ı Kerim bir kenara bırakalım. Alternatif cevabınız ne? Neden biz buradayız? Neden bu dünya hayatı içerisindeyiz? Ve nereye gidiyoruz? Nereden geldik? Amacımız ne burada? Zaten kısa bir zaman içerisinde bulunuyoruz. Buna karşı makul bir cevabınız olması gerekiyor. Rasyonel temellere dayanan açıklamalarınız olması gerekiyor. Onları varsa üzerine düşünülebilir. Neyse biz konuya dönelim. Bu arkadaşlar, bu ikiyüzlüler bir keresinde yeminlerini kalkan yapıyorlar. Ve gelelim en can alıcı kısmına. 1- Dış görünüşlerine çok fazla dikkat eder bu arkadaşlar. Dış görünüşleri itibariyle kendilerini bir şekilde toplum içerisinde gizlerler. Bunu illa inançlı olan kişilerden ararsak yanlış ederiz. Evet, inançlı olan kişilerin de her bir inanç grubunun kendine has bir elbisesi vardır. O elbise olmadan, o görünüş, o dış görünüş olmadan bu işi yapamazlar. Mesela bu konuyla ilgili Walden kitabında David Henry Thoreau, o da 1800'lerde yaşayıp geçmiş olan bir Amerikan yazar. Onun şöyle bir şeyi vardı, bir sorusu vardı. Çok hoşuma gitmişti. Walden kitabını kesinlikle okuyun arkadaşlar. Diyor ki adam, eğer bu politikacıları, yani günümüzdeki bütün politikacıları böyle çırılçıplak sokağa salsak, tamam mı? Hepsinin üzerindeki o elbiselerini alsak ellerinden, çünkü onların arkasına saklanıyor ya. Kaç tanesi kendi onurlarını, kendi gururlarını koruyabilirler bu şekilde, yani üzerinde elbiseleri olmadan o palerin o şeyleri var ya, o takım elbise artık yekürküm ye derken neyi kastediyorsak, o şeyleri olmadan kaç tanesi kendi onurlarını, gururlarını toplum içerisinde koruyabilirler? Koruyamazlar. Dış görünüş meselesi tam oturduğu zaman tayt üzerinden don giyen Superman bile olsa toplum içerisinde kabul görür. Neden? Dış görünüş tamam, pazular tamam. Münafıkların buna ihtiyaçları var. Çünkü kendilerini bir şekilde saklamak zorundalar. Yani gerçeği örtüyorlarsa eğer, yani küfrederek gerçeği örtüyorlarsa, kendi dış simalarını da bir tür elbiseyle örtmek mecburiyetindeler. İslam'da ben özellikle bunu kesinlikle doğru bulmuyorum açıkçası. Yani İslam'a yeni giren bir arkadaş işe ilk başta ya örtünerek başlıyor ya da sakal bırakarak, ne bileyim, bir Arap örfüne göre giyinerek başlamayı tercih ediyorlar. Belki seviyorlarsa yapabilirler. Ancak İslam'ı bunlarla bağdaştırmak, bunu ben doğru bulmuyorum. Neden? Hazreti Muhammed eğer Japon olsaydı şimdi kimono mu giyecektik herkes? Bu mu? Japonların sakalı yok. Ne yapacağız? 7/24 her gün tıraş mı olacağız? Hani sakalı yok derken genellikle çok fazla değil, yani o kadar bereketli değil. Veya Hazreti Muhammed İspanyol olsaydı herkes bu şeyi mi takacaktı? İşe dış görünüşle başlamak İkiyüzlülerin işidir. Bakın, dış görünüş kötüdür falan demiyorum. Tabii ki elbise giymeliyiz, güzel giymeliyiz. En iyisi neyse onu yapmalıyız. Eyvallah. Ancak bunu kendi ikiyüzlülüğümüzü örtmek için yapıyorsak, evet, orada bir sıkıntı var arkadaşlar. Neyse, dış görünüşe çok önem verirler. 2. Belagat. Benim en çok sevdiğim. Hani konuştuklarında sözlerine itibar edersin. Ya bu insanlar öyle konuşuyor ki gerçekten dinleyesin geliyor. Yani bu ayeti de bana karşı kullanılabilir mesela. Ya o arkadaş, senin de sözlerini dinleyenler falan filan, yani olamaz mı? Senden bahsediyor, olamaz mı bu ayet şeklinde? İyi de ya ben bana gelin modunda değilim arkadaşlar. Ben zaten kişilik olarak asosyal birisiyim. Çok fazla sosyal olduğumu söylenmez. Çünkü bir yerde bir kalabalıklar oluşuyorsa orada biraz da cehaletin başlayacağını düşünenlerdenim. Dengede olması gerekiyor her şey.
Dolayısıyla benim derdim bana gelin değil, kendinize gelin. Kendinize gelin ve başkalarını da bilinçlendirmeye devam edin. Ve bu şekilde toplumsal bilinci ayaklandırabiliriz. Diğer türlü partizanlıktan daha öteye geçemeyiz. Neyse, bu arkadaşlar konuşmaları her zaman farklıdır. Dikkat edin, politikacılardan din adamlarına kadar bütün kategorilerde herkes çok farklı bir belagat sistemini kullanırlar. Bunu öğretmenler de yapar. İlkokul öğrencilerine hitap etmemiz çok farklıdır. Ortaokula farklı, yani liseye farklı. İmamların konuşmaları çok farklı. Hani vaazlarını dinlerken mesela normal standart insan gibi konuşmazlar. YouTuberlar da aynı şekilde. Eğer bir insanın böyle sesi çok maskülense, çok erkeğimsi konuşuyorsa, işte merhaba arkadaşlar, bugünkü dersimizde falan böyle, yani biraz daha şey, yakışıklı ya da güzel bir şekilde konuşuyorsa, hemen içimizde bir kabul hissi geliverir. Bakın, ben bunların hepsini bir kategoriye sokarak böyle ne derler, suçu atmıyorum. Bir ihtimal hani bu Müslüman kategorisi altında kendilerinin mümin olduğunu düşünen iki yüzlü grubunun davranış şekillerini inceliyoruz. Dolayısıyla mesele içeriden olunca, yani kale içerisinde olunca temel düşman, bunları ayıklayabilmemiz için çok iyi uzman olmak mecburiyetindeyiz. Yani pirincin içerisindeki, o pirincin içerisinde pirince benzeyen, yani pirinç ebatında olan taşları ayıklamaya çalışıyoruz. Yani diğer türlü dişimiz kırılır. Bunları ayıklayabilmemiz için de hani ağzınıza taş geliyorsa pirinç tadı vermez, dişinizi kırar. Yani bu tarz önlemler alabilmemiz için ön bilgilerin verildiğini varsayalım. Bu tarz insanlara da nasıl önlemler alabiliriz'in ön bilgileri burada sunulmuş. Konuşmaları çok etkilidir. Yani sözlerine itibar edersin diyor. Yani kaldı ki buradaki muhatap Hazreti Muhammed. Yani o bile ayıklayamıyorsa gerisini siz düşünün. Ve üçüncü temel özellikleri de her koşuşturmayı kendi aleyhine sanırlar. Yani her konuşulan mevzuyu kendilerinin aleyhine sanırlar. Bir soru soramazsınız bu insanlara mesela. Kim olursa olsun, profesörlerden din adamlarına kadar, kendi alanlarında eğer bir makam mevki sahibi ise ve ona göre bir elbiseye sahipse, söz hakkına sahipse, bu insanların kendi otoritesini sorgulayabilmemiz neredeyse imkansız. Herhangi bir soru sormak, herhangi bir yorum yapmak, herhangi bir şeyi böyle yoklamak onların aleyhinedir. Ve kendinizi sürekli aleyhine zannederler. Bu arada bir ihtimal buradaki bahsettiğim kişi siz kendiniz de olabilirsiniz. Eğer size birileri bir şey söylediği zaman hemen onu tersten anlamaya daha fazla meyilliliğiniz varsa, hani her söyleneni kendinize karşı bir kötülük, kendi aleyhinize olumsuz bir şey söyleniyor, sizi karalamaya çalışıyor, bütün herkes sizin düşmanınız şeklinde bir algı yapınız varsa, tavsiyem yavaştan bilinçlenme sürecine geçiş yaparak bu dairenin dışına çıkmaya çalışmanız yönünde olacaktır. Bunlar iç içe olduğundan dolayı arada sırada buraya gidip geleceğiz. Ama temel mesele şu çizgi içerisinde kalabilmek, müminler kısmında kalabilmek. Onun da ayrı bir kategorileri var da, yani kendi içerisinde. Onları ben buraya sığdıramam. Peki bu durumu anlatmak için neden bu tarz sembolik mantık şeylerin dairelerini kullandın dersiniz? Şundan dolayı arkadaşlar. Evet, bir keresinde bu insanlar, bu münafık dediğimiz ikiyüzlü olan insanlar, bu üçünden sadece bir tanesini de taşıyor olabilir ki yine de geçerlidir. Mesela sadece dış görünüşüne dikkat ediyordur ama belagatı yoktur. Ya da her konuşulanı kendi aleyhine zannetmiyor da olabilir. Ama dış görünüşüne aşırı derecede dikkat ediyordur. Mesela geçmişte benim çalıştığım okullarda bazı okul müdür yardımcıları vardı. Yani ya, maalesef kendi mesleki açısından yeterlilikleri neredeyse sıfır, eksilerde olacak kadar düşük ama aşırı derecede entelektüel görünebilmek adına dış görünüşlerine aşırı derecede dikkat eder. Yani smoking giyerek gelen şeyler olurdu. Ya giyilebilir mi? Giyilebilir. Yani smoking, ben ne bileyim, düğünde damat olsam giyerim yani fazla, ama normal standartlarda takım elbise giyerim. Yani müdüre yakışan neyse. Ya ortamın gereği neyse, onun çok üstlerinde, yani çıtayı çok farklı bir noktalara getirerek onun arkasına saklanmaya çalışmaları ben şahsen doğru bulmuyorum. Dikkat edin, ben bir elbiseyle bir sıkıntım yok. İsteyen istediğini giyebilir ama neden giyiyor, neden yapıyor? Bazen bunu saklamak için. Yine aynı kişiler dış görünüşlerine dikkat etmezken belagatı çok iyi olabilir. Standart halktan bir bireydir. Dış görünüşüne çok fazla dikkat etmez. Zararsız zannedersiniz ancak belagatı çok iyidir. Ya bu da bir savunma sanatlarından biri arkadaşlar. Yani kendisini böyle gizleme sanatlarından biri. Aynı şekilde bu insanlar dış görünüşleriyle belagata çok fazla önem vermezken, yani bunlar çok fazla iyi değilken, her konuşulanı kendi aleyhine düşünüyorsa, yani her söylenen şey, evet benimle ilgili olumsuz bir şey düşünüldü, olumsuz bir şey söyleniyor şeklinde bir ruha, böyle bir psikolojiye sahipse, bu da bir ikiyüzlülük alametlerinden biridir.
Yine aynı kişilerin dış görünüşlerine dikkat ederken aynı zamanda belagatı da çok iyi olabilir. Yani bir numara. Dış görünüşü çok iyi, belagatı çok iyi. Bu kime? Onu temsil ediyor. Yani buradaki azınlık şu bir numaranın içerisinde, mor içerisindeki azınlık dış görünüşüyle konuşmalara böyle muazzam uyum içerisindedir ama her konuşulanı kendi aleyhlerine zannetmezler. Biz bu insanları iyi insan olarak tanımlarız genellikle. Ben şu anda kötü insan olarak da damga koymuyorum. Damgayı vurmuyorum bu şekilde. Aman dikkat demeyi tercih ediyorum. Çünkü biz genellikle bu tarz insanlarla karşılaştığımız zaman gardımızı indiriyoruz. Böyle bir durumdayken şu anda hani ben dış görünüşüm pek fazla iyi mi değil mi bilmiyorum. En azından biraz da belagatım var olduğunu düşünüyorum. Bana karşı da gardınızı indirmeyin. Zaten benim dediğim şey bana gelin değil yani kendinize gelin, kendinize gidin araştırın. Yine aynı şekilde bu kişiler dış görünüşlerine çok fazla dikkat ederken aynı zamanda böyle her konuşulanı aleyhine zannetme. Her konuşulan cümleyi böyle kendilerinin kötülüğüne olduğunu düşünmeye eğimlidirler ama konuşmaları çok iyi değildir. Ben bunu genellikle böyle mafyatik gruplar içerisinde hani politik biraz aşağılarda olan bazı gruplanmalar var ya oradaki elemanlarda çok fazla sık görürüm. Dış görünüşlerine çok fazla dikkat ederler. Yani kendilerini aşırı derecede gangster, böyle atarlı giderli işte ağızda sigara, orada burada dövme falan. Görüntü çok önemlidir ama konuşmalara pek fazla yoktur. Zaten birisinin güdüm altında olduğundan dolayı ve kendilerini sürekli koruma ihtiyacı hissederler. Ve bunun da genellikle işte tehditler, racon kesmeler, biz nereliyik bilir misin kardeş diye başlarlar. Neyse. Bu kümede onları temsil eder. Üçüncü kümemiz de var arkadaşlar. Dış görünüşleri pek fazla dikkat etmezler ama konuşması çok iyidir. Belagatı çok iyi. Ve kendisiyle ilgili pek fazla böyle herhangi bir şey duymak istemezler. Neden? Çünkü aleyhine varsayarlar. Veya kendilerini çoktan kurtulmuş varsayıyorlar falan. Bunun dini gruplar içerisinde çok fazladır. Dış görünüşünde pek fazla dikkat etmez ama yırtık çorabıyla gelir, o şekilde masum masum oturur, müthiş bir sohbet verir, müthiş bir şekilde işte ne bileyim Hazreti Peygamber'in hayatı ile ilgili bazı hikayeler, menkıbeler anlatır o şekilde ve orada dinleyenler de bakar ki der ki yo ne gariban bir insan, baksana işte 5 yıldan beri aynı çorabı giyiyor, aynı ayakkabının altı delik, bu şekilde biraz da bir ajitasyon işin içerisine. Ve bu belagatı çok iyi olan kişiye söyledikleriyle ilgili birkaç soru sorulduğu zaman bunu kendi aleyhine zannederler. Yani pek fazla cevap vermeyi bile tercih etmez bazen der ki yani sen kimsin yani benim dengim bile değilsin ki falan. Aynı ligin oyuncusu değiliz. Bu kafada olurlar ve gelelim son kısmına arkadaşlar. Bana göre 4 numara en önemlisi ya. Bu üçünün bir arada birleştiği nokta var ya en önemlisi. Dış görünüş tamdır. Meslek her neyse dış görünüş tamdır. Konuşması da tamdır. Her şeyden bahseder. Ama bu arkadaşları bir türlü anlattıkları ile ilgili böyle karşıt görüşlü olan insanlarla tartışırken görmezsiniz. Kaçarlar. Neden? Çünkü kendi aleyhlerine varsayarlar. Bakın, kendi anlattıkları ile ilgili soru sormak mümkün değil. Neden? Çünkü aleyhtar. Sen kimsin ki bana soru sorarsın modunda. Neden? Çünkü dış görünüş tam. Bütün her şey tamam. Ayetin en başından itibaren ele aldığımız zaman ve sembolik mantık içerisinde bu şekilde yerleştirdiğimizde Müslüman kategorisi içerisindedir bunların tümü. Yani aramızda. Bu ne anlama geliyor? Konuşan biri varsa, hele konuştuklarının, söylediklerinin, dinleyicinin kalbinde bir onay alması için dış görünüşüne ve dekorasyona ona buna şuna önem veriyorsa ve bu arkadaşı böyle piyasada bulamıyorsanız yani tartışmalara pek fazla çıkmıyorsa kendi görüşleriyle ilgili böyle ters görüşte olan insanlarla aynı masada aynı ringe çıkmıyorsa bu kişi kim olursa olsun, nerede eğitim almış olursa olsun hiç fark etmez. İster peygamber soyundan olsun hiç önemli değil. İkiyüzlülüğün tekidir ve korkaktır. Ve bizim de onlara karşı dikkatli olmamız gerekiyor. Ayetin gereği onlara karşı dikkatli olmak zorundayız. Neden? Çünkü şu ikisi arasında çizgi yok. Aman güzel söylüyor ya. Aman ses tonu tam oturuyor ya. Aman böyle profil tam uyuşuyor ya. Tamam o zaman orada çok güzel bir şey vardır deyip gidiyorsak Allah'ın bize karşı dikkat edin, onlara karşı dikkatli olun dediği ve kızdığı bir gruba doğru gidiyorsak devamını siz kendiniz düşünün. Diyeyim ve burada konuyu kapatıyorum arkadaşlar. İçimizdeki ve dışımızdaki düşmanlara karşı umarım az da olsa bir bilinçlendirmeyi sağlamışımdır diye düşünüyorum. Konuyla ilgili düşüncelerinizi aşağıya yazabilirsiniz arkadaşlar. Bir sonraki podcastlerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.